Zerrin Özer ile Murat Akıncı evliliğinde yeni bir gelişme var. 16 Haziran'da evlenmişti Zerrin Özer. Aralarında 27 yaş farkı olan 3 yıldır da beraber olduğu sevgilisiyle sonra 36 saat sonra da boşandı. Çünkü Murat Akıncı'nın babası da dahil olmak üzere pek çok kadını, insanı dolandırdığı ortaya çıktı. Daha doğrusu böyle iddialar ortaya çıktı. Murat Akıncı bu kişilerden ikisine karşı korunma talebinde bulundu ve şikayetçi oldu onlardan. Kim onlar? Bunlardan biri Seda Akkaya. Seda Akkaya bir magazin programına bağlanıp beni de dolandırdı, fotoğraflarımı çekti, şantajla da benden para aldı. Ben evliyim ama kendisiyle iki kez birlikte oldum, yasak ilişki yaşadım, eşime söylemekle tehdit etti beni falan diye bu süreci anlatan kişi. Pardon? Kadın evli. Kadın evliymiş. Bununla beraber oluyor. Onunla beraber olmuş iki ve kez. Ve televizyona bağlanıp diyor ki ben kocamı bu adamla aldattım. Öyle mi? Öyle demiyor. Diyor ne ki diyor? Bu kişi... Yani onu söylemiyor. Bu kişi diyor, kocana söylerim diye diyor, fotoğraflarımızı çekmiş, bana şantaj yaptı, benden para sızdırdı diyor. Ya beni yakın plan yapar mısınız? Ya alnımda salak yazıyor mu? Yani bu resmen ben kocamı bu adamla aldattım, sonra beni tehdit etti kocama karşı. Ya bir aklım almıyor. Bir kadın bir aldatmayı niye yapar? Hadi öyle bir... Kadın ya da erkek abi yani ne fark yani, eder? Kadın ya da erkek abi. Öyle bir halt yaptın, öyle bir kabahat işledin. Ya bunu televizyonda milletin karşısına çıkıp 80 milyona niye ilan edersin? Sırf adamdan ya da kadından intikam almak için. Hakikaten yani halkımız arasında da çok acayip tuhaf insanlar var. Vallahi billahi. Şimdi... Evet, bu böyle. Belki gerçek adını kullanmamıştır. Ne yalan söyleyeyim. Ben de yani hani... Ya sen bunu normal bir şeymiş gibi anlatınca... Hayır canım, normal bir şeymiş gibi anlatmıyorum. Yaşanan olayı anlatıyorum. Evet. Geçmiş üstünden bunlar yani çıkmışlar. Bunları söylemişler. Ya tut birini vur ötekine geç. Hakan Kakız da fotoğrafı varsa verebiliriz. Sosyal medya fenomeni. Çünkü görenler onu tanıyacaklardır. Bir trans birey ve Murat Akıncı'nın kendisini de dolandırdığını söylüyor. Hatta dur bakayım, şurada paylaşımı var mıydı onun ya da sizde mi var? Beni de dolandırdı. Sonra çok yakın kız arkadaşlarıma da aynı şeyi yapmış. Çok aşık olduğunu söylüyordu bana. Çıplak fotoğraflarını yolluyordu diye böyle ifadeleri var. Yani Murat Akıncı için eğer iddialar doğruysa kadın, erkek, trans, ana, baba bir şey fark etmiyor. Etrafındaki herkesi dolandırmışa benziyor. Yani bilmiyorum bunlar... Önüne geleni cinsiyet yaş ayrımı yapmadan. Ay. Ya onun için söyleyeyim. Şimdi ben mi çıkardım? Yani, ne yapayım yani? Yani Ali İboğlu söyledikçe insanlara işte altın binbir kanun böyle diyor. İşte kanunda problem var. Bak bu mahkeme nasıl? Aile mahkemesi başvuruyor aile mahkemesine. Bunlara uzaklaştırma kararı aldı. Ne insanın ne ailesi. Yani... Git mahkemeden sana iftira attıklarına dair. Mahkeme kimse o davaya bakan kutluyorum. Dilekçesinde demiş ki Murat Akıncı, gerçek dışı açıklamalar nedeniyle bana ve eşime karşı psikolojik şiddet uygulanmıştır. Hem işte Hakan Kakız hem de Seda Akkaya tarafından. Eşinden kasıt Zerrin mi? Evet, Zerrin Özer. Yani ikimize de diyor psikolojik şiddet uygulanmıştır. Hani o da etkileniyor tabii, evet. İftiraysa bunlar. Benim adıma açılmış herhangi bir dolandırıcılık davası yoktur diyor ama mahkemede dediğin gibi abi bu korunma talebini reddediyor. Ya doğrudur, belki de adam pürüpak temizdir. Bilmiyoruz ama son itibariyle. Hayır, zaten dolandırıcılık yaparken başka bir isim kullandığını söylüyorlar. Pürüpak olup olmadığı bir yana, yani bu işler aile mahkemesinin işleri değil. Yani sana bir iftira mı attı, bunun mahkemesi belli. Yani bu uzaklaştırma kararı aile bireylerinden birbirine şiddet uygulayanlara karşı acil tedbirdir. Onun dışındakiler suistimal ediyorlar. Yani bir ünlü hakkında hoşlanmayacağı açıklamalar yapınca mahkemenin onu susturması için uzaklaştırma kararı vermesi hukuku, kanunu zorlamaktır. Evet. Bu arada Adnan Oktar'ın da aslanlarından biri olduğu zaten hani en başından beri çıktı, fotoğrafları var. İşte bak abi, hani sen bu konu
senin yakın olduğun bir konu, Adnan Oktar uzmanlığı olan bir konu ya. Onlar seni, sen onları mercek altına aldığınız için. Bu da belki bana küfredenlerden biridir. Beter olsun. Allah neyse, geçelim. Kedicilerin yanında bunlar aslanlar var.